şey sizin konforunuz için. Evet. Gün içerisinde bir noktaya güneş ışınlarının en yüksek açıyla geldiği an öğlen vakti olmasına rağmen günün en sıcak vakti öğlenden bir saat sonra yaşanır. Bu doğru bir bilgidir. Gün içerisinde güneş doğar, tepe noktasına gelir ve batar. Günün en sıcak anı güneşin en yüksek açıyla geldiği an değildir, öğlenden bir saat sonradır. Buna biz ısı birikimi deriz. Aynı şey 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde de olur. Türkiye 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde güneş ışınları aynı açıyla gelmesine rağmen, yaklaşık 50'şer derecelik açıyla gelmesine rağmen neden aynı derecede ısınmıyoruz sevgili arkadaşım, ben sana soruyorum. Neden? Çünkü 21 Mart'ta biz kış ayından çıkıyoruz. Mart'tan önceki ay Şubat. Eylül'de ise yazdan Eylül'e giriyoruz. Dolayısıyla yazın sıcağı taşıyor. Mart ve Eylül'de aynı açıyla almamıza rağmen aynı derecede ısınmayız. Neden? Bir önceki ayla kıyasla bakalım ısı birikim nasıl olur. Peki diyor, benzer bir durum aşağıdakilerin hangisinde yaşanmıştır? İç Anadolu'nun aynı enlemdeki Doğu Anadolu'ya göre daha sıcak olması. Yok efendim, İç Anadolu'nun aynı enlemdeki Doğu Anadolu'ya göre daha sıcak olması yükseltiyle ilgilidir. Enlemle de ilgisi yoktur. Isı birikimiyle de ilgisi yoktur. Sinop'ta güneşin batış anının doğuş anından daha sıcak olması, işte bu olabilir. Neden? Sinop değil, Türkiye'nin neresi olursa olsun kıymetli arkadaşım, bak unutma. Herhangi bir noktaya güneş doğarken ve batarken aynı açıyla gelir. Ancak doğarken günün en soğuk anıdır. Batarken de o günün en sıcak anı değildir, ama doğuş ve batışında aynı açıyla gelmesine rağmen batarken daha sıcaktır doğuş anına göre. Atıyorum, güneş doğarken bir yere 5 derecelik açıyla geliyorken bir kızıllık oluşur. Batıyorken de 5 derecelik açıyla geliyordur. Yine bir kızıllık oluşur. Fakat akşam üzeri daha sıcaktır. Neden? Öğlenin ikindinin sıcağı akşama taşındığı için burada da ısı birikimi yaşanır. O zaman hocam, güneş sabah doğarken akşam batarken aynı açıyla geliyor. Niye aynı derecede ısınamıyoruz sorusunun cevabı nedir? Isı birikimi dediğimiz olaydır. O zaman aradığımız cevap B seçeneği, Bursa'dadır. Kışın havanın bulutlu olduğu anların bulutsuz olduğu günlere göre daha sıcak olması, bu nemin sıcaklığa etkisidir. Ve bulutsuz kış gecelerinde ayaz dediğimiz olay yaşanır. Türkiye'ye güneyden gelen rüzgarların sıcaklığı arttırması, bu Türkiye'nin matematiksel konumu ile ilgilidir ve enlem sıcaklık ilişkisi ile ilgilidir. Nasıl yani hocam? Şöyle değerli arkadaşım, şu dünya, şu ekvator, Türkiye şurada. Türkiye'ye güneyden gelen rüzgar sıcaklığı arttırıyor. Neden? Güneyimizde ekvator var. Ekvator bir paralel olduğuna göre, o zaman ben bunu enlem sıcaklık ilişkisiyle açıklarım. Türkiye'ye kuzeyden gelen tüm rüzgarlar da sıcaklığı düşürür. Buyur, Türkiye güney yarımkürede olsaydı ekvator kuzeyinde kalacağı için bu sefer güneyden değil kuzeyden gelenler sıcaklığı arttırırdı. O zaman bunu ben ısı birikimiyle değil enlem sıcaklık ilişkisiyle açıklarım. Yükseldikçe havanın neme doyma oranının artması, bu da yükselti sıcaklık ilişkisine örnektir diyorum. Ve kesinlikle şunu söylüyorum, benim soru bankasını alanlar şu çözümleri muhakkak okusunlar. Burada arkadaşlar köşe yazısı gibi bakın çözümler yaptım uzun uzun. Neden? Çünkü amacım aynı zamanda sana buradaki soruları çözdürürken konu tekrarı da yaptırmak. Evet, geçiyorum bir başka soruya. ÖSYM şekilli soruları çok seviyor. Siz Türkiye haritasını avucunuzun içi gibi bileceksiniz ki eminim birçoğunuz avucunuzun içinde bilmiyor. Hemen yayından sonra bakarsınız şöyle. Şimdi ülkemizde sıcaklığın dağılışını etki eden enlem, yükselti ve karasallık, denizcilik faktörleri düşünüldüğünde haritada işaretli merkezlerden hangileri arasındaki sıcaklık farkının nedeni sadece karasallık, denizcilik faktörüyle açıklanabilir demiş. Soruyu okudunuz. Değerli arkadaşım bak, aynı zamanda sana bir teknik öğreteceğim. Türkiye'de sıcaklığı etkileyen 3 parametre var. 1- yükselti, 2- enlem, 3- karasallık ve denizellik. Bunu tek madde olarak yazıyorum. Türkiye'de iller arasındaki sıcaklık farkını sadece bu 3 maddeyle açıklarsın. Anlatabildim mi? Bitki örtüsüyle açıklayamazsın. Efendim, ya da okyanus akıntılarıyla açıklayamazsın. Türkiye'de bununla açıklarsın. Şimdi bana öyle yer soruyor ki, diyor ki ikisi arasındaki sıcaklık farkı sadece karasallık, denizellik faktörüyle açıklanması lazım. Mesela Adana seçeneğine bakıyorum. 1 ve 3. 1 kuzeyde, 3 güneyde. Dolayısıyla ben bunlar arasındaki sıcaklık farkını evet karasallık, denizellikle belki açıklarım. Ama enlemde de açıklayabilirim çünkü farklı enlemlerde. O zaman benim karasallık, denizellik faktörüyle açıklayabilmem için aynı enlemde olması lazım.
3 ve 6 bakıyorum farklı enlemlerde. Dolayısıyla bu da olmaz. 1 ve 6. 1 ve 6 da olmaz çünkü farklı enlemlerde. 4 ve 5 ve 3 ve 5. Arkadaşlar cevabımız 3 ve 5 olacak. Neden? 3 ve 5'e dikkat ederseniz aynı enlem üzerinde, aynı paralel üzerinde fakat biri deniz kıyısında, biri iç kesimlerde. Dolayısıyla aynı paralel üzerindeki yerlerin sıcaklığı aynı değilse ben bunu enlemle açıklayamam. Karasallık denir. Bakın bu deniz kenarındadır. Dolayısıyla buradaki sıcaklığı denizellikle bunu da karasallıkla açıklarım. Hocam karasallık nedir? Denizellik nedir? Karasallık denizden uzaklık demektir. Türkiye'de arkadaşlar kıyıdan iç kesimlere gidildikçe sıcaklık azalır. Türkiye'de yükselti arttıkça karasallık artar. Bakın size şurada bir örnek vereceğim. Çok önemli bir şey anlatmış olacağım. Bugün sadece bugünkü canlı yayında sadece bunu öğrenseniz bile emin olun canlı yayına girdiğinize değer. Şimdi değerli dostum, Kabahatlar'da Türkiye. Hatay ilinin kış sıcaklığı 10 santigrat derece. İzmir ilinin baş harfini yazıyorum. Kış sıcaklığı 8 derece. Konya ilinin kış sıcaklığı eksi 2 derece. Van ilinin kış sıcaklığı eksi 6 derece. Aynı zamanda gerçek sıcaklık değerlerini yazıyorum. Sinop ilinin kış sıcaklığı artı 5 derece. Bir kere şunu bileceksin. Kıyılarda sıcaklık hiçbir zaman 5 derecenin altına düşmez. Soru şöyle sorulur sana. Hatay ile İzmir arasındaki sıcaklık farkını ne ile açıklarsın? Bizim 3 tane parametremiz vardı değil mi? Neydi onlar? Enlem, yükselti ve karasallık, denizellik. Karasallık, denizellik tek madde. Farklı farklı maddeler değil. Şimdi değerli dostum, Hatay ile İzmir'in sıcaklık farkını ne ile açıklarım? Enlemle açıklayabiliyorum. Karşısına enlemi yazdım bir kere. Fakat yükseltiyle açıklayamam. Neden? İkisi de deniz kenarı. Deniz kenarında olan yerlerin hepsini 0 metre kabul edeceksin. Hocam Sinop'ta dahil mi? Evet ama hocam Sinop'ta küre dağları var. Güzel arkadaşım bak. Gerisindeki dağları katmıyorsun. İklim konusunda sana verilen yer kıyıdaysa gerisindeki dağlar ne olursa olsun sen oranın yükseltisini sıfır almak zorundasın. Yoksa ÖSYM başka türlü soru soramaz. Tamam mı? O zaman Hatay ile İzmir'in sıcaklık farkını ben yükseltiyle açıklayamayacağım gibi karasallıkla da açıklayamam, denizellikle de açıklayamam. Neden? Zaten ikisi deniz kenarında. Dolayısıyla karasallık yok. O zaman bir çıkarım yapalım mı? Size sorulan iller ikisi de kıyıdaysa sıcaklık farkını sadece ve sadece altını siyahla çiziyorum, enlemle açıklarsın. O zaman şunu artık yaparsınız. İzmir ile Sinop arasındaki sıcaklık farkını ne ile açıklarız? İzmir 8 derece, Sinop 5 derece. İkisi de kıyıda olduğuna göre ne ile açıklarım güzel arkadaşım? Enlem. Neden yükseltiyle açıklayamıyorum? Çünkü ikisi de deniz kenarında. Deniz kenarında olan yerlerin yükseltisi sıfırdır. Yükseltileri aynıdır. İkisi de deniz olduğu için denizellik, karasallık olmaz. O zaman ne diyorum? Enlem. Bak böyle anlatıyorum ya. Sen Türkiye'deki 81 vilayetin sıcaklığını bu şekilde yorumlayabilirsin. Mesela olay bitmedi yalnız. Sana İzmir ile Konya'yı sorarsa İzmir, Konya enlemle açıklayabilir miyim? Bak bakalım. İzmir ile Konya aynı enlemde değil mi? Aynı enlemde. O zaman ben sıcaklıklarının farklı olmasını enlemle açıklayamam. Zaten aynı enlemde. Ama neyle açıklarım? Karasallıkla açıklarım. Konya karasal. Denizellikle açıklarım. İzmir denizel. Ama aynı zamanda yükseltiyle de açıklarım. Neden? İzmir deniz kenarında ama Konya yüksek. Deniz kenarında olmayan hiçbir yeri arkadaşlar 0 metre alamam. Aynı zamanda sizin bir ön yargınızı yıkıyorum. Konya'ya hala alçak diye düşünen bazı gafiller var tırnak içinde aramızda. Konya alçak değildir, sadece düzdür. Düzlük ile alçaklık aynı şey değildir. Bakın şu canlı yayını yaptığım masa düz ama alçak diyebilir miyim? Diyemem. Peki hocam Konya ile Van arasındaki sıcaklık farkını nasıl açıklarım? Enlemle açıklayabilir miyim? Bak bakalım Konya ile Van aynı enlem üzerine açıklayamam. Denizellikle yine açıklayamam. İkisi de deniz kenarında değil. O zaman ne kaldı geriye? Yükselti. Yükseltiyle açıklarım. Tamam. Hadi bakalım bir de şey olsun. Erzurum'u da yazayım şuraya. Erzurum'un kış sıcaklığı eksi 10. Hocam Van ile Erzurum arasındaki sıcaklık farkını ne ile açıklayabilirim? Şimdi bak Van eksi 6, Erzurum eksi 10, enlem dersem hiç kimse itiraz edemez. Neden? Enlem olarak ekvatora yakın olan her zaman daha sıcak olması lazım. Buna uyan bir kural var. Ama aynı zamanda Erzurum'un daha soğuk olmasına yükseltinin de etkisi yok mu arkadaşlar? Var. Peki ben buraya karasallık da yazarsam olmaz mı? Olur. Niye olmasın? Neden?
Çünkü ikisinin de denize kıyısı yok ama Erzurum aynı zamanda daha yüksek olduğu için dikey olarak da denizden uzak. Karasallık ne demek? Karasallık denizden hem yatay hem dikey olarak deniz seviyesi 0 metre ya denizden ne kadar yükseksen o kadar karasal demeksin. Aynı zamanda Van'da göl olduğu için küçücük de olsa bir etkisin olacağını varsayalım. O yüzden Van'daki karasallık şiddeti Erzurum kadar değildir. Peki hocam ben Konya ile Sinop arasındaki sıcaklık farkını enlemle açıklayabilir miyim? Konya eksi 2, Sinop artı 5. Mümkün değil açıklayamazsın. Neden? Bilakis enleme ters düşen bir durum var burada. Değerli arkadaşım sakın ha sakın unutma bakın. Enlemle açıklayabilmen için enlem sıcaklık ilişkisi nedir? Ah bir de yazım güzel olsa ama titriyor bu arada sanırım. Kalp atan arkadaşlarım kalp atmayın lütfen rica ediyorum. Görüntü bulanıklaşmasın. Enlem sıcaklık ilişkisi nedir? Enlem sıcaklık ilişkisi şudur. Her zaman bak tane tane yazıyorum. Her zaman ekvatora yakın olanın bak tane tane yazıyorum. Daha sıcak olması gerekir. Enlem sıcaklık ilişkisine göre. Aynı zamanda aynı enlem üzerindeki noktalarda sıcaklığın aynı olması gerekir. Enlem sıcaklık ilişkisi bu. Ben sana soruyorum. Ekvatora daha yakın olmasına rağmen Konya Sinop'tan daha soğuk olduğuna göre bu enlem sıcaklık ilişkisine uygun düşmez. Şuradaki birinci prensibe uygun düşmez. Peki İzmir ile Konya'nın sıcaklığının farklı olması bu da enleme uygun düşmez. Neden? Çünkü aynı enlemde ama sıcaklıkları farklı. Peki Konya ile Van'ın sıcaklığının farklı olması enleme ters düşer mi? Tabii ki ters düşer. Çünkü aynı enlemde güneş aynı açıyla alıyor. Aynı derecede ısınması lazım ama ısınmıyor. O zaman enleme ters bir durum. Neyle açıklıyoruz? Yükselti. Peki Hatay ile Sinop'un sıcaklığının farklı olması enleme ters düşer mi? Ters düşmez. Ne dedik? Ekvatora yakın olanın daha sıcak olması lazım. Nitekim buna uygun bir kural var. O zaman değerli arkadaşım bak ben sana 1, 2, 3, 4, 5 vilayet üzerinde coğrafyanın en önemli noktalarından birini anlattım. Sana Türkiye'nin neresini sorarsa sorsun 81 vilayeti bu 3 parametreye göre açıklayabilirsin sıcaklığını. Yayında umarım herhangi bir bulanıklaşma, görüntü ve ses problemi yoktur arkadaşlar. Umarım kendi kendime konuşmuyorumdur. Çünkü bazen kalp atmalar yüzünden veya internetin iyi olmamasından kaynaklı sıkıntılar yaşanabiliyor. O açıdan bir yorumları açayım. Herhangi bir problem var mı? Yoksa devam edelim. Evet. Arkadaşlar her şey yolunda mı? Durum nasıl? Arkadaşlar şöyle el işareti atmayın. Direkt yazın. Problem var mı yok mu onu yazın bana. İyi hocam. Tamam ha istediğim cevap bu. Sallanıyor hocam. Valla sallanıyor şeyden tripoddan kaynaklı. Evet. Şimdi bakın bu canlı yayınlar çok önemli arkadaşlar. Biz stüdyodaki yayınlarda böyle birebir soru analizi çok yapamıyoruz. Yapıyoruz. Bununla ilgili sorular da hazırladım ama buradaki ambiyans orada olmuyor. Onun için çok dikkatle dinlemenizi ve söylediğim püf noktaları iyi not almanızı tavsiye ediyorum size. Çünkü sizin sınavdaki başarınız aynı zamanda benim başarım. Aynı zamanda emeklerimizin karşılık bulması demektir. Ve geçiyorum bu soruya. Ne diyor? Aşağıdaki tabloda 3 yörenin en soğuk ve en sıcak yıl ay ortalaması, yıllık yağış miktarı ve en yaygın görülen bitki örtüsü çeşidi verilmiştir. Bu yörelerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? Bak bu tarz sorulardan önce bir tabloyu inceleyelim. Ne var ne yok? 1, 2, 3 tane yer var. Birinin en sıcağı 29, en soğuğu 11. Yıllık yağış miktarı 700, bitki örtüsü Kızılçam. Hemen ben kafamdan dedim bitki örtüsü Kızılçamsa bu kesin Akdeniz iklimi diyorum. Başka nereden anlıyorum? En soğuk ay 11 derece. O zaman bu kesinlikle kıyıdadır. Hiçbir şekilde iç kesimlerde olamaz. Çünkü kıyılarda sıcaklık 5 derecenin üstünde oluyor. İkinci yere bakıyorum 29, eksi 1. Yağış miktarı 300-400. Bu kadar az yağış alıyorsa kesin karasal iklim. Zaten bitki örtüsü de bunu teyit ediyor. 3 numaralı yere bakıyorum 24, eksi 9. Sıcaklık farkı biraz daha fazla olmuş. Yağış miktarı biraz daha fazla. Çayır, o zaman Erzurum, Kars. Hemen bir fikir oluştu. Şimdi şıklara geçelim. Birinci yörede denize iklim koşulları hakimdir. Anlarım. Nereden anlarım?
Direkt bitki örtüsüne bakmayın, direkt yağışa da bakmayın. Yanılırsınız. Çünkü Hakkari'de 800 mm yağış alır. Çok yağış alıyorsa o zaman kıyıda da değil. Neye bakacaksın biliyor musun? En soğuk ayına bakacaksın. Bir de şuna bakacaksın. En soğuk ay ile en sıcak ay arasındaki sıcaklık farkına bakacaksın. Kaç derece sıcaklık farkı? 29'dan 11'i çıkarırsak 18 derece. Burada kaç derece? 30 derece. Üçüncü yerde kaç derece? 33 derece sıcaklık farkı var. Sıcaklık farkı ne kadar azsa o kadar denize eldir. Zaten yağışla bitki örtüsü de bunu teyit ediyor. O zaman Adana seçeneği olamaz. Buna ulaşılır. Ulaşılamazı bulacağız. Üçüncü yörede yıllık ve günlük sıcaklık farkı daha fazladır. Üçüncü yöreye bakıyorum. Doğru. 33 derecelik bir sıcaklık farkı var. Bunu da geçtim. Üçüncü yörede hakim hayvancılık faaliyetleri yıl içerisindeki doğal koşullardan daha fazla etkilenir. Yani burada çayır olduğuna göre mera hayvancılığı vardır. Dolayısıyla yağışlar yetersiz olursa mera hayvancılığı bundan olumsuz etkilenir. Dolayısıyla bunu da doğru kabul ediyorum. Bakın dolaylı yoldan neye vurgu yapmışım. Birinci yörede orman üst sınırı diğerlerine göre daha yüksektir. İkinci yörede doğal bitki örtüsü çok yıllık bitkilerden oluşur. Birinci yörede orman üst sınırı diğerlerine göre daha yüksektir. Enlem etkisi düşünüldüğünde arkadaşlar ekvatora yakın olan da orman üst sınırı daha fazladır. Ama ikinci yörede doğal bitki örtüsü çok yıllık bitkilerden oluşur. Hayır, bozkır çok yıllık bir bitki değildir. Bozkır ilkbaharda yeşeren, yazın kuruyan, kışın ortadan kalkan az yıllık, yıllık bile değil yani aylık bir bitki, ot yani. Dolayısıyla otsu olanlar çayır gibi, bozkır gibi bunlar çok yıllık olamaz. Makiler ve ağaçlar, ormanlar çok yıllıktır. Maki dediğim çalı grubuna giriyor, zeytin vesaire. O zaman cevabımız ne oldu? Edirne seçeneği oldu. Ve geldim bir başka soruya. Bu Amiral Soru Bankam'daki sorular. Aslında gördüğünüz gibi abartıyorsunuz, çok zor sorular. Bunun neresi zor? Bilmen gereken şey, sen alışmışsın klasik soru bankaları. Şak şak hemen cevabı soruyu okumadan buldun. Değil. Onlar seni geliştirmez. Ya da onlardan bir tane çöz. Ama bunu da kesinlikle çözeceksin sınava girmeden. Ülkemize sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörler düşünüldü. Aynı enlem üzerindeki Çanakkale'den Ocak ayı sıcaklık ortalamalarının Erzurum'dan yüksek olmasında gibi faktörlerden hangileri etkili olmamıştır? Aynı enlem üzerindeki Çanakkale'nin Ocak ayı sıcaklık ortalamaları Erzurum'dan daha yüksek. Bunlardan hangileri etkili olmuş? Bir kere balnem oranı etkili olmuştur. Çanakkale deniz kenarında olduğu için balnem oranı yüksek. Kutuplara uzaklık. Kutuplara uzaklık demek ekvatora yakınlık demektir. Yani aynı enlem üzerinde olması demektir. Niye ekvatora uzaklık demedim, kutuplara uzaklık? Neden? Çünkü hep alışmışsın ekvatora uzaklık. Hadi ÖSYM farklı bir şey söyledi. Kutuplara uzaklık demek yine aynı anlama geliyor. Aynı enlemde olduğunu vurguluyor. O zaman bu sıcaklıkların farklı olmasını açıklamada kullanılamaz. Çünkü zaten kutuplara uzaklık demek aynı enlem üzerinde, aynı enlem üzerindeki yerlerin sıcaklığının aynı olması lazım. O zaman bunu bir kenara koydum. Yükseltileri farklıdır. Çanakkale netice itibariyle deniz kenarında yükselti sıfırdır. Erzurum yüksektir. Bu da sıcaklık farkında açıklayabilirim. Bana hangileri etkili olmamıştır soruyor. Yükselti etkili olmuştur. Kutuplara uzaklık etkili olmamıştır. Bal nem oranı etkili olmuştur. Şunları şöyle çizeyim. Güneş ışınlarının atmosferde tutulma oranı. Şimdi bak burada arkadaşlar güneş ışınlarını alma açısı dememişim. Aynı enlem üzerindeki yerler güneşi aynı açıyla alır. Aynı zamanda bu yerlerin güneş ışınlarının atmosferde tutulma oranı da aynıdır. Seni bu jargona alıştırmaya çalışıyorum. Klişe duyduğun şeyler değil, duymadığın şeyleri de burada duy istiyorum soru bankası. Yani şunu demek istiyorum. Güneşin tutulma oranı nedir? Şu dünyamız güneş ışınları bir düzlem üzerinden yola çıkıyor. Güneş ışınları bakın ekvatora gelirken kat ettiği yola bak. Bir de kutuplara giderken kat ettiği yola bak. Dünyanın şeklinden dolayı kutuplara giderken güneş ışınlarının yolu daha uzak olacağı için, daha uzun olacağı için yolda bir takım kayıplara maruz kalır. Bu kayıplara biz tutulma deriz. Aynı enlem üzerindeki yerlerde tutulma oranı aynıdır. Dolayısıyla buradaki son şıkta Erzurum'la Çanakkale'nin aynı enlem üzerinde olduğunu vurguladığı için bu da sıcaklıklarının farklı olmasında kullanılabilecek bir ölçüt değildir. O zaman cevap ne kabul ediyorum? 2 ve 4 yani Denizli seçeneği. Evet, geldim başka bir soruya. Çıkabilecek bir soru. Yukarıdaki tabloda 3 merkezli etki açık indirgen sıcaklık ortamları verilmişti. Yükselti sıcaklığı 200 metrede 1 derece değiştiği göz önünde bulunacak olursa bu merkezlerin yükselti değerlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Değerli dostlar, indirgenmiş ve gerçek sıcaklığın ne demek olduğunu biliyorsunuz.
Gerçek sıcaklık bir yeri bulunduğu yükseltide ölçülen sıcaklığıdır. İndirgenmiş ne demektir? Şudur. Şimdi bakınız, şu yüksekte bir yer neresi olsun? Burası Kars olsun. 1800 metre yükseltisi olsun. Sıcaklığı da eksi 2 derece olsun. 1800 metrede ölçülen bu sıcaklığa ben gerçek sıcaklık derim, ama indirgenmiş sıcaklık ne demek? Burayı deniz seviyesinde kabul etmek. Bak, kulaklarını aç, iyi dinle. Deniz kenarında demiyorum, deniz seviyesinde. Yani kaç metre? 0 metre. Ben anlayasın diye buraya deniz çizdim. Şimdi ben burayı 0 metre kabul etsem, buranın indirgenmiş sıcaklığını bulabilmek için ne yapmam lazım? Deniz seviyesine indirmem lazım, değil mi? Neden? Çünkü indirgenmiş sıcaklık deniz seviyesinde, yani 0 metredeki sıcaklık. O zaman ben indirgenmiş sıcaklığını bulmak için 1800 metreden sıfıra doğru inmem gerekecek ki indirgenmişi bulayım. İnerken sıcaklık artmaz mı? Artar. Ne kadar da bir artar? 200 metrede 1 derece artar. Peki benim kaç metre inmem lazım? 1800 metre. O zaman 1800 metrede x derece artar. İçler dışlar çarpımı yaptığım zaman x eşittir 9 derece olur. Sonuç 9 değildir, hemen atlama. Sadece 9 derecelik bir sıcaklık artışı olur aşağı indiği için. 9'u ne yapacaksın? Eksi 2'ye ekleyeceksin. Şıkları ÖSYM 9 yazar, bazılarınız gider o yeme 30'a düşer. Artı 9 eksi 2 dersen o zaman Kars'ın indirgenmiş sıcaklığı artı 7 derece olur. Peki indirgenmiş sıcaklık böyle bulunur. Bana hem indirgenmiş hem gerçek sıcaklığı veriyorsa bana neyi soruyor? Yükseltileni büyükten küçüğe doğru. O zaman aradaki farkı 200 ile çarparsam yükseltiyi bulurum. Şimdi buradaki fark kaç derece? 8. Şundaki fark kaç derece? Eksi 15, eksi 4 çıkardığın zaman 11 oluyor. 19, 23 fark 4 oluyor. 200 ile çarpayım. Birinci yer 200 ile çarparsam 1600 metre oluyor. İkinci yer 2200 metre oluyor. Üçüncü yer ise 800 metre. O zaman yükseltisi büyükten küçüğe doğru 213 olacak. Yani 213 hangi seçenekte var? Denizli seçeneğinde var. Evet. Geldim yine ÖSYM tarzı sorulardan birine. ÖSYM bu tarz soruları seviyor arkadaşlar. Buna geç çıkmış sorular da var. Bir izotermal haritası verilmiş, ama dikkat et. Benim dikkatsiz arkadaşım, dikkatten soru kaçırıyorsun. Ne diyor burada bak? İndirgenmiş. Ocak ayı indirgenmiş sıcak. İndirgenmiş ne demek? Her tarafı 0 metre kabul etmiş. Tamam mı? O zaman burada neyin etkisi yoktur? Yükseltinin sıcaklığa etkisi yoktur. Yani böyle bazılarınızda kulağını çeke çeke söylemek istiyorum. Gidiyor, hala aynı hataya düşüyor. Coğrafyadan dikkatten soru kaçırırsın derken bunu kastediyorum. Peki bu izotermal haritası ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Genel olarak güneyden kuzeye doğru sıcaklıklar azalmıştır. Bakıyorum, genel olarak dediği için 10, 8, 6 doğru azalmış. Periyodik olarak azalmış deseydi doğru demezdim. Neden? Çünkü azalıp arttığı yerler var. Mesela şurada az 2 derece, Karadeniz'de artmış 6 derece. Ama genel olarak bir azalma söz konusu. Bunu geçtim. Bütün kıyılarda sıcaklıklar 5 derecenin üstündedir. Hele bir dursun bakalım, 5 derecenin üstünde mi? İç kesimlerde yükseldikçe sıcaklık iç kesimlere gidildikçe sıcaklık düşmektedir. İç kesimlere gidildikçe sıcaklık düşmektedir. Bakıyorum 8, 6, eksi 2, eksi doğru düşmektedir. O zaman hocam burada yükseltinin etkisi yoksa iç kesimlerde sıcaklık neden düşmektedir? İç kesimlerde sıcaklık, kim arıyorsan arama, her kim arıyorsan. Evet arkadaşlar, neyse. Şimdi bakın, buradaki sıcaklık neden düşüktür? Eksi 4'tür. Çünkü karasallık. O zaman indirgenmiş izotem haritalarında sadece iki faktörün etkisi var. Enlem ve karasallık, denizellik faktörünün etkisi var. Ama yayından sonra şu arayan kişiye gerçekten kızacağım. Benim yayın saatimi duyuruyorum kurda kuşa. Kendi haberi yoksa şu anda telefon çalmaya devam ediyor. Her neyse. Ben de anlatmaya devam edeyim. En yüksek sıcaklıklar Akdeniz kıyılarında ölçülmüştür. En yüksek sıcaklıklar Akdeniz kıyılarında ölçülmüştür. 10 derecedir. Peki ben size şöyle sorsam. Buradaki en yüksek sıcaklık 10 derecedir desem, şu anda yayında 1426 kişi var. Eminim ki bu 800 kişi şunu diyecek. Evet hocam, en yüksek sıcaklık 10 derece. Hayır güzel arkadaşım, bak şurası boş bırakılmış ya. Burası 10 dereceden daha sıcak. Ama hocam yazmıyor. Yazmıyor çünkü 10 derece nin üstünde, 12 derecenin altında, o yüzden yazmıyor. Kaçar kaçar çizilmiş, ikişer ikişer. Şimdi ben sana sorayım, şurası kaç derece dersem 10 derece der misin? Demezsin. 8 der misin? Demezsin. Ne dersin? 8 ile 10 arasında, 8.1 de olabilir, 9.9 da olabilir. 10 derece olamaz, 10 olsaydı buradan da geçerdi zaten.
Peki o zaman buraya niye 10 diyorsun? 10 olsaydı buradan da geçerdi izoter. Burayı niye boş bırakmış? 10 ile 12 arasında. O zaman bu izotermal haritasında 10 dereceden daha sıcak yer var. O zaman bu mantığa göre eksi 4'ten daha soğuk yer var mı? Evet. Peki bu izotermal haritasındaki sıcaklık farkı 14 derecedir derse? Hayır efendim. Direkt çıkmış ÖSYM sorusudur bu. 14 dereceden fazladır. Her ne kadar rakamlar 10 ve eksi 4 diye görünse de şuradaki küsurat ve şuradaki küsuratı da alacaksın. Hocam ÖSYM bu kadar soruyor mu? Soruyor ki ben bunları soruyorum. Sana bu detayları niye anlattığımı sanıyorsun? Peki devam ediyorum. En yüksek sıcaklar Akdeniz kıyılarında ölçülmüş, doğru. Sinop'un sıcaklığı 6 dereceden fazla, bakayım. Sinop'un sıcaklığı 2, 4, 6, evet 6 derece izoterminin üst 6'dan sonra 8 gelecektir. 6 ile 8 arasında. O zaman B seçeneğine tekrar bakıyorum. Bütün kıyılarda sıcaklık 5 derecenin üstündedir. Arkadaşlar şimdi şurası 4 derece. Ama şurası ne demiş? 5 derece bütün kıyılarda sıcaklığın 5 derecenin üstünde olduğunu bilemem ki. Burası 4 ile 6 arasında. 4,1 de olabilir burası. Değil mi? Yani 4 bir sonraki eğri 6 değil mi? 4 ile 6 arasında boş bırakıldığı için burası 5 derecedir. 5'in üstündedir diyemem. 4,1, 4,9 da olabilir. O açıdan cevap B seçeneği oluyor. Bakın ne kadar hassas, titiz, adeta kuyumcu kantarı hassasiyetinde sorulara yaklaştığımı görüyorsunuz. Siz de böyle yaklaşacaksınız. Coğrafya sorularına en azından böyle yaklaşacaksınız. Burada bir sıcaklık farkı haritası gösterilmiş. Sıcaklık farkıyla sıcaklık dağılışını karıştırmayın. Yukarıdaki haritada Türkiye'de yıllık ortalama sıcaklık farklarının dağılışı, ortalama sıcaklık farklarının dağılışı, dikkat et, gösterilmiş. Bu haritaya dayanarak hangisine ulaşılamaz? Önce bir haritayı okuyalım. Bakıyorum sıcaklık farkı 20, 25, 30 doğuya doğru gittikçe artmış. Niye artar? Karasallık şiddetinden dolayı artar. En yüksek sıcaklık farkı Doğu Anadolu bölgesindedir. Doğru. İç kesimlere gittikçe sıcaklık farkı artar. Bu da doğru, görüyoruz. Kıyılarda sıcaklık farkı 20 derecenin altındadır. Sıcaklık farkları enleme bağlı olarak değişir. Şimdi bak, 20 derecenin altındadır. Şöyle varırım bu kanata. 30, 25, 20. Beşer beşer çizilmiş ya. O zaman şurası boş bırakıldığına göre 20 ile bir sonraki kaç olacak? 15. 15 ile 20 arasında olduğu için kıyılarda sıcaklık farkı 20 derecenin altındadır diyebilirim. Sıcaklık farkları enleme bağlı olarak değişir. Hayır efendim, gördüğün gibi doğuya doğru gidildikçe sıcaklık farkı artmış. Enleme göre bir değişim söz konusu değil. O zaman cevabımız Denizli. Bazılarınız diyor ki hocam keşke sınavda yanımızda olsanız, sizi kopyalasak yanımıza falan filan, ama bak öğretiyorum ben size arkadaşlar. Keşke demeye lüzum yok ki. Haritada işaretli alanların hangilerinde karasallık sırasıyla en az ve en fazladır? Değerli dostum, karasallık şiddeti en fazla Doğu Anadolu. Az önce söyledim. Karasallık nedir? Denizden uzaklık. İki türlü uzaklık vardır. Yatay uzaklık ve dikey uzaklık. Bu tarz sorularda karasallığın en fazla olduğu yer deyince Doğu Anadolu, ki Kuzey Doğu Anadolu'nun da doğusu var. Yani tutup Elazığ'ı işaretlemem. Erzurum, Kars, Ağrı'dan sıcaklık farkının en az olduğu yer neresi? İlk bakacağın yer Doğu Karadeniz. Ama hocam şuraya, Orta Karadeniz'e baksam, olmaz. Çünkü nemlilik oranı burada daha fazla. Nemlilik, bağıl nemlilik, yıllık ve günlük sıcaklık farkı en az burası. Bu da nemle ilgili bir oran. O zaman cevabımız ne olacak? 3 ve 2 olacak, yani Ceyhan seçeneği. Bunlar hep karşılaşacağınız tarzda sorulardır değerli arkadaşlarım. Türkiye kıyılarında aşağıdakilerden hangisinin görülmesinde denizelliğin etkisi yoktur? Yağış miktarının fazla olmasında vardır. Deniz kıyıları genelde daha çok yağış alır. Genelde diyorum, hep değil. Çünkü istisnaları var. Örneğin Hakkari, Adana'dan, Samsun'dan daha çok yağış alır. Yıllık sıcaklık farkının az olmasında, evet, kıyılar nemli olduğu için yıllık sıcaklık farkı azdır. Yıllık sıcaklık ortalamanın yüksek olmasında, haliyle sıcaklık ortalamaları pek düşmediği için yıllık sıcaklık ortalamaları da yüksek oluyor. Isınma ve soğumanın geç olmasında doğrudur. Deniz kenarları arkadaşlar, nemin olduğu yerde ısınma da yavaş olur, soğuma da yavaş olur. Tamam mı? Karalar gibi değildir. Karalar çabuk ısınır, çabuk soğur. İşte Kırşehir, hep anlatıyorum yani. Yazın bile Temmuz ayında otobüsle gidiyorsun. Otobüs gece mola veriyor. Ya geceliğin sanki başka bir vilayettesin. Gündüzün aşırı yanan yer, geceliği inanılmaz soğuk. Kısa kolla gittiğine pişman oluyorsun. Aynı şey Sivas Gürün'de geçerli. Ama deniz kıyılarında bunu yaşamıyorsun. Geceyle gündüz, kış ile yaz arasında böyle bir sıcaklık farkı pek olmaz ve sıcaklık bu kadar hızlı da değişmez. Sıcaklığın en hızlı değiştiği yerde çöllerdir. Gündüzün artı 55, geceliğin arkadaşlar eksi 15. O zaman geldi, ister istemez E seçeneği doğru cevap olacak. Yağışın mevsimlere dağılışının farklılık göstermesinde
yağışın mevsimlere göre farklılık göstermesinde arkadaşlar denizelliğin etkisi yoktur. Bu özel konumla ilgilidir. Ona bakarsan Akdeniz kış yağışlarını fazla alır. Karadeniz sonbahar yağışlarını fazla alır. Bunu ben denizellikte açıklayamıyorum. Burada başka faktörlerinde, başka parametrelerinde etkisi vardır diyorum. Ve cevabımız E seçeneği. Geldim bir başka soruya. 16-17 soru çözelim bugünkü yayınımızda. Bu tarz sorular da çıkıyor. Zaten hep çıkması muhtemel soru tiplerine yer veriyorum. Şimdi dünyanın günlük hareketi, basınç merkezlerinin konumu, yeryüzü şekli, rüzgarın esme yönünü etkileyen temel faktördür. Rüzgarın yıl içerisindeki esiş yönleri dikkate alınarak rüzgar gülü diyagramları çizilir. Buna göre yeryüzü şekilleri dikkate alındığında aşağıdaki rüzgar gülü frekans diyagramlarından hangisi İç Anadolu bölgesine ait olabilir? Şimdi burada biraz soluk çizmişler. Ekranda çok net görünmeyebilir. Fakat İç Anadolu bölgesi Türkiye'nin ortasında olduğu için, etrafı dağlarla çevrili olduğu için, her yönden eşit alacağı için buradaki çizgilerin uzunluğu her yönden aynı olacaktır. Baktığım zaman A seçeneğinde güneybatıdaki çizgi daha uzun. B seçeneğinde kuzey güney yönündeki çizgi daha uzun. C seçeneğinde doğu batı daha uzun. O zaman en makulü E seçeneği oluyor. Her taraftan eşit almış görünüyor. O zaman bu İç Anadolu. Hocam ben rüzgar frekans gününe bakarak nasıl yorumlayacağım? Bak şöyle yorumlayacaksın değerli arkadaşım. Mesela sana şöyle bir şey çizdi, tamam mı? Ana yönler kuzey, güney, doğu, batı, ara yönleri yazmıyorum. Bunu nasıl yorumlayacaksın? Çizginin uzunluğu o yönden rüzgarın ne kadar çok estiğini gösterir. Sen böyle bir şeye bakarak rüzgarın esiş hızı hakkında yorum yapamazsın. Yani diyemezsin ki kuzeyden güneyden daha hızlı esmiş. Ne diyebilirsin? Kuzeyden ve güneyden daha çok esmiş dersin. Hatta bunların ucunda rakamlar olur. Mesela 90 olur, 80 olur, 15 olur. Yani 80 demek 80 kere esmiş. 15 demek 15 defa esmiş. O yüzden çizgi kısa kalmış. Anlaşıldı mı? Rüzgarın esiş sıklığını gösterir. He, oradan nereye varacaksın? En çok kuzeyden güneyden esmişse hakim rüzgar yönü kuzey güney. O zaman kuzeyden güneyden rüzgarın esmesini engelleyecek bir faktör yok. Burası bir vadi demek ki, ya da bir boğaz olabilir. Kuzeydoğudan pek gelememiş demek ki burada dağ var. Dağları aşıp gelememiş. Kuzeybatıdan gelememiş demek ki burada fiziki bir engel var. Onları aşıp gelememiş diye yorum yapacaksın. Sınavda ne soruldu? Hangisi Çanakkale Boğazı'na ait rüzgar diyagram gülüdür? Mesela bu A seçeneği olsun. Efendim şu B seçeneği olsun. Şu da C seçeneği olsun. Şu B, şu da C. Cevap C seçeneği. Neden? Çünkü Çanakkale Boğazı kuzeydoğu güneybatı yönünde uzanıyor. Peki hocam B seçeneği nereye ait olabilir? Ege'ye ait olabilir. Hadi beraber yorumlayalım. Ege bölgesi şurası, Ege Denizi. Ege'de dağlar şöyle uzanmıyor mu denize dik? Güneyden gelemiyor, kuzeyden gelemiyor. O yüzden güney ve kuzeydeki rüzgarlar daha kısa çizgiler. Ama doğu batı yönünden rüzgarı rahatlıkla alacağı için bu yöndeki çizgi daha uzun. Umarım anlamışsınızdır. Her bir soruyu anlatırken aynı zamanda konu tekrarı da yapmış oluyorum. Geldim bir başka soruya. Buna göre yukarıdaki basınç merkezlerinden hangilerinin Türkiye'de yaz aylarında sıcaklık ve kuraklık şiddetinin artması üzerinde etkisi vardır? Türkiye'yi etkileyen 4 basınç merkezi var değerli dostlar. Asor, Sibirya, İzlanda, Basra, bir de gezici basınçlar var. Genelde Akdeniz üzerinden sokulan. Türkiye'de yaz aylarında sıcaklık ve kuraklık şiddetinin artmasında bir kere Basra'nın etkisi var. Ama Asor'un da etkisi var. Asor hem yaz hem kış etkili. Yazın geldiği zaman aşırı ısıtıyor, kışın geldiği zaman aşırı soğutuyor. Yaramaz bir çocuk gibi ya Asor. O zaman bizim aradığımız cevap ne olacak? Basra ve Asor, yani 4 numara olacak. Peki bunlar Türkiye'ye hangi yönden sokulur? Bak değerli arkadaşım, bu da önemli. Şu Türkiye. Türkiye'ye kuzeydoğudan Sibirya termik yüksek basıncı gelir. Güneybatıdan Basra termik alçak basıncı gelir. Kuzeybatıdan İzlanda dinamik alçak basıncı. Güneybatıdan ise Asor dinamik yüksek basıncı gelir. Bunların yönünü bir kere bileceksin. Hangi yönden hangisi gelir diye sorar. Ne zaman gelir diye sorar ve sıcaklığı nasıl etkiler diye sorar. Sibirya kuzeydoğudan gelir. Ne zaman gelir? Kışın gelir. Sıcaklığı nasıl etkiler? Anlarsın artık da sıcaklığı düşürür. Kuru soğuk getirir, yağış getirmez. Asor bize güneybatıdan gelir. Hem yaz hem kış. Kış gelirse Sibirya ile el ele verip memleketin canını okur. Çok sert kışlar yaşanır. Yazın gelirse Basra ile el ele verir. Yine memleketin canını okur. Efendim sıcaklık şiddetini arttırır. İzlanda bizim dostumuzdur. İzlanda kışın gelir. Geldiği zaman da kışlar ılık ve yağışlı geçer. Ben size soruyorum. Türkiye'de her kış aynı mı geçiyor? Geçmiyor.
O zaman Türkiye'de kışlarılık geçiyorsa ne diyeceksin? Demek ki bu sene İzlanda etkili. Sibirya her kış etkili. Anlatabildim mi? Yalnız şöyle bir fark var. Sibirya ve Basra ikisi de termik kökenli. Bak herkesin söylemeyeceği şeyleri söylüyorum size. Termik ne demek? Isınıp soğumayla oluşuyor. Yani Sibirya havanın soğumasıyla, Basra havanın ısınmasıyla. Peki ben sana soruyorum. Türkiye'de hava yıl boyunca soğuk mu? Hayır. O zaman Sibirya sürekli bir basınç olabilir mi? Olamaz. Sadece kışın etkili. Basra, Türkiye'de yıl boyunca hava sıcak mı? Hayır. O zaman Basra yıl boyunca etkili olur mu? Hayır. Sadece yazın. Fakat şu İzlanda ve Asor yıl boyunca etkili olmasa bile bunlar yıl boyunca varlığını devam ettirir, ortadan kalkmaz. Neden? Çünkü bunların başında D yazıyor. Dinamik, dünyanın günlük hareketiyle oluştuğu için bunlar yok olmazlar. Sürekli varlıklarını devam ettirirler. Tamam, bu kadarcık detayın yeterli olduğunu düşünüyorum ve geçtim. Ülkemizi etkileyen aşağıdaki basınç merkezlerinden hangisi kışların ılık ve bol yağışlı geçmesine yol açar? Söyledim zaten az önceki bilgiden sonra bunu rahatlıkla yaparsın. Hangisi? İzlanda dinamik alçak basıncı. Bu arada arkadaşlar Basra alçak basıncının oluşmasında muson rüzgarlarının da etkisi vardır. 2015 KPSS sorusu. Ya KPSS detay sormuyor, bu kadar detaya girmeyin diyen o sığ düşünen arkadaşlarımın kulakları çınlasın. Ya ne olacak ki bir soru lan, zaten bir soruyla eleniyorsun sen, bir soruyla kaç bin kişinin önüne geçiyorsun. Muson ne alaka? Muson hiçbir coğrafya öğret. Ben de anlatmadım 2015'te. Detay diye anlatmadım. Muson çünkü genel coğrafya. Güneydoğu Asya, Hindistan'dan gel Basra'yı etkilesin. Alan coğrafyasına sorulabilecek soruyu genel kültürde sordu. Adamın sağ solu belli olmuyor ki. O açıdan bu detayı da söylemiş olayım. Bir de gezici basınçlar var. Genelde Akdeniz üzerinden Türkiye'ye giriş yapıyor. Tamam mı? Ve Türkiye'de şunu sık görürsünüz. Türkiye'de sıcaklıklar sık sık mevsim normallerinin dışına çıkar. Neden diye sorulursa, Türkiye orta kuşaktaki ayarı kardeşim. Ne alaka diye soracak olursan şöyle. Şurası ekvator, şurası kutup. Türkiye ortada olduğu için bazen kış ortasında ekvatordan sarkan sıcak hava kütlesi, yaz ortasında da kutuplardan sarkan hava kütlesi Türkiye'ye giriş yapabilir. Çünkü biz ortadayız. Ortada olunca bazen oradan sarkıyor, bazen buradan sarkıyor. O yüzden mevsim içerisinde sıcaklıklar Türkiye'de sık sık mevsim normallerinin dışına çıkabilir. Kış ortasında aniden sıcaklık arttı. Ne diyeceksin? İşte orta kuşaktayız. Demek ki ekvatordan sarkan bir gezici basınç var. Diyeceksin. Adeta bir coğrafya öğretmeni gibi durumu yorumlayacaksın. Ve geldim bir başka soruya. Yukarıda verilen haritada kaç numaralı alanda belirgin olarak fön etkisine rastlanır? Bak yine ters köşe bir soru sordum. Yine ters köşe derken sizin o alıştığınız tipteki soru bankalarına benzemiyor bu. Onlar nasıl gösteriyorlar biliyor musunuz? Şöyle gösteriyorlar. Fön rüzgarını şöyle geç. Ya iyi de kardeşim, böyle de giderse de fön oluyor. Rize'de fön olayı olması için rüzgarın bir yönünde mi şu bir zaten. Bir yönünde mi gitmesi lazım yoksa 7 yönünde mi gelmesi lazım? Rize'de fön olması için eminim ki şu an yayında 1477 kişi var. Bunun 1000 kişisi Rize'de fönün nedeni 7 yönünden gelen hava kütlesidir. Ya 7'den gelen nasıl fön yapsın? Fön olması için bir kere rüzgarın birden gelmesi. Ama hocam burası Doğu Anadolu. Zaten ondan dolayı oluyor. Bak şimdi anlatıyorum nasıl olduğunu. Şimdi kışın Doğu Anadolu bölgesi soğuk olduğu için yüksek basınç değil mi? Yüksek basınç. Karadeniz daha ılık olduğu için alçak basınç değil mi? Alçak basınç. Ne olacak? Yüksek basınçtan alçak basınca doğru hava hareketi olacak. Her zaman kural bu. Yüksekten alçağa doğru olur. Peki bu hava kütlesi Karadeniz'e giderken arada hangi dağlar aşması gerekiyor? Kaçkar Dağları. İşte Doğu Anadolu'dan giden soğuk hava kütlesi Kaçkar Dağları'nı aşarken, diğer yamaçtan alçalırken fön etkisi yapıyor ve Rize'de turunçgil tarımına olanak sağlıyor. Yoksa denizden gelen bir hava nasıl Rize'de sıcaklığı arttırsın, fön etkisi yapsın? Biraz kafayı çalıştırsana. Dolayısıyla fön hem bir numaralı yönde olur hem 7 numara. 7 numara nasıl olur? 7 numaradan gelen hava kütlesi Rize'de değil, dağın diğer tarafında fön etkisi yapar. Erzurum tarafında yapar. Gümüşhane tarafında yapar. Anlaşıldı mı? O zaman hangisine fön etkisine rastlanır? Daha belirgin dediği için, yani ikide de rastlanır ayrı mesele. Ama daha belirgin, ikiyi zaten yem olarak koymuşum buraya. Ne daha belirgin nerede rastlanır? Birde rastlanır. O zaman hadi bir çıkarım yapalım. Beşte rastlanır mı? Rastlanmaz. Niye? Dağlar denize dik uzanıyor. O zaman bir yerde fön olması için dağın uzanış doğrultusu önemli mi? Önemli tabii. Dağların denize paralel uzanması lazım. Peki o zaman Akdeniz'de de görülür mü? Görülür. Akdeniz'de fön görülmesi için hadi mantığı çalıştıralım. Rüzgarın A yönünde mi gitmesi lazım?
B yönünde mi gelmesi lazım? 1534 kişi var yayında şu anda. Rüzgarın şu Akdeniz kıyısında fön olması için A yönünde mi gelmesi lazım, B yönünde mi? Arkadaşlar B yönünde gelmesi lazım. Nasıl yani hocam? Kışın burası İç Anadolu soğuk olduğu için yüksek basınç. Akdeniz sıcak olduğu için alçak basınç. Ne olacak? Yüksek basınçtan alçak basınca doğru gelirken Torosları aşacak. Aşarken Akdeniz'e indiği zaman, Torosları aştığı zaman Akdeniz kıyısında fön etkisine neden olacak ve Mersin'de muz tarımına olanak sağlayacak. Peki A yönünde gidenler de fön yapar. A yönünden giden Torosları aştıktan sonra karşısına İç Anadolu çıkar bu taraftan. O zaman hocam İç Anadolu'da mı fön etkisi var? Var tabii ki. Bakır sattığın adını kim koydu sanıyorsun fön rüzgarına? İç Anadolu bölgesinde çiftçilerin tahıllarını yaktığı için fön rüzgarı erken olgunlaştırdığı için çiftçi zarar ediyor. Eski dönemde elinde ne varsa bakır tencere tabak satıyor. O yüzden bakır sattıran deniyor. Erzurum'da da fön rüzgarına kar yen deniyor. Neden? Çünkü karları eritiyor sıcak bir rüzgar olduğu için. Tarım ürünlerinde erken olgunlaşmaya yol açar. Yağış ihtimalini düşürür bak çünkü sıcaktır. Yani fön olmasaydı Rize'de daha çok yağış meydana gelirdi. Peki Rize'deki fönü ben neyle açıklayacağım? Mikro klima. Niye makro diyemiyorum? Çünkü mikro Rize'de var. Bütün Karadeniz kıyısı boyunca var demiyorum ki. Rize'de turunçgil tarımına imkan, bütün Doğu Karadeniz'de turunçgil tarımı yapılmıyor ki. Bu olay sadece Rize'de görüldüğü için ona mikro diyorum. Her yerde olsaydı makro derdim. Anlatabildim mi? Geçiyorum. Bir başka soruya. Valla arkadaşlar soru çözeceğiz dedik ama aslında konu anlatıyoruz. Olsun. Böyle daha faydalı. Bir iki tane daha çözelim. Ondan sonra yeter diyelim. Bak yine benim ters köşe sorularımdan biri. Sizi ağlatan sorularımdan bir tanesi. Yukarıda Türkiye'de rüzgar gülü üzerinde numaralanmış yönlerden esen rüzgarlar sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi eminim ki şu anda yayında 1514 kişi var. Sorsam 3 numaraya ne diyecek? Kıble diyecek. 2 numaraya lodos diyecek. 1 numaraya da kesin yıldız diyecektir. Ama güzel arkadaşım bak ben soruyu tersten sormuşum. Dikkat et. Dikkat etmen için biraz zoomlatayım. Şimdi dikkat et bakalım. Okun ucu nereyi gösteriyor? Ben sana bu sen alışmışsın hep böyle bu yönden gelen kıble demeye ama dikkat et ok ucu nereyi gösteriyor? Güneyden gelmiyor bu. Güneye doğru geliyor. Güneye doğru nereden gelir? Kuzeyden gelir. O zaman bu 3 numara kuzeyden geldiği için ne olacak bu? Yıldız olacak. 2 numara dikkat et güneybatıdan gelmiyor. Güneybatıya doğru geliyor. Hangi yönden? Kuzeydoğu yönünden geliyor. Kuzeydoğudan hangisi gelir? Poyraz hocam ne yaptın? Şaftımız kaydı. Ayarlarımız bozuldu. Burada lodos yok muydu diyor bazıları. Poyraz bak okun ucuna bak. O yönden Poyraz gelir. O zaman 1 numara ne olacak? Kıble olacak. Dikkat et nereye doğru gidiyor? Kuzeye doğru. Kuzeye doğru gidiyorsa nereden geliyordur? Güneyden geliyordur. Dolayısıyla aradığımız şık cevap ne olacak o zaman? Bir kıble, iki Poyraz, üç yıldız yani Bursa seçeneği. Şimdi ben bu soruyu sormakla sana iyilik mi ediyorum, kötülük mü ediyorum? Ben hadi cevap ver. Klişe soru sormuyorum. Bunu söylüyorum çünkü günde belki 3-4 tane hocam soru bankanız çok zor o yüzden ağlayanlar oluyor. İşte bunları seni geliştirmek için yapıyorum ben. İnan bu soru yazmak benim neredeyse bir günümü almıştı bunu düşünmek. Soru yazmak kitap yazmaktan daha zor. Düşünüyorsun da çünkü ilhamen olan bir şey bu. Bazen yatakta kalkıyorum cidden soru yazıyorum aklıma bir şey geliyor sonra tekrar yatıyorum. Çünkü başka zaman olsa aklıma gelmeyebilir. Diyorum bunu da böyle bileceksin. Bunu neye binaen sordum? Çünkü ÖSYM şöyle bir soru sormuştu. Yanılmıyorsam 2013'te. Şu bir numaralı rüzgarı, iki numaralı rüzgarı sormuştu. Öğrencilerin bir kısmı buna Lodos, bir kısmı buna Samyeli demişti. Oysa bu Poyraz, bu da Karayel idi. ÖSYM sorusu. Açın bakın o tarihte. Ve geldim bir başka soruya. Mutlak nem belli bir sıcaklıkta hava kütlesinin içine taşıdığı nem miktarı. Mutlak nem miktarının eşit olduğu varsayıldığında aşağıdaki merkezlerin hangisinde yalnız bağın nem oranının en yüksek olması beklenir? Mutlak nem havanın içindeki nem miktarı ise bu merkezlerin mutlak nemleri de eşit kabul edecek olursa bağın nemin yüksek olması için en soğuk yere bakacaksın. Neden? Çünkü sıcaklıkla bağın nem arasında ters orantı vardır. Sıcaklık arttıkça bağın nem düşer. O zaman bana bağın nemin en yüksek olduğu yeri soruyorsa sıcaklığın en düşük olduğu yer Erzurum der geçerim. Ve artık son soru olsun bence.
Aşıda verilmiş olan rüzgar ikililerinden hangisinin yağış bırakma olasılığı diğerlerinden daha düşüktür? Değerli arkadaşlar, bazı rüzgarlar yağış getirir, bazıları getirmez. Şimdi bak, sıcak rüzgarlar genel olarak yağış getirmez ama genel olarak diyorum. Hepsini almıyor. Fön rüzgarı bir kere yağış getirmeyi bırak, yağış ihtimalini düşürür. Bir rüzgarın yağış getirmesi için deniz üzerinden gelmesi lazım. Tamam mı? Yıldız denizden geliyor, yağış getirir ama ikisini de yağış getirdiği şıkkı soruyor bana. Poyraz, Karayel. Poyraz karalardan gelir, yağış getirmez ama Karayel getirebilir. Samyeli fön bana neyi sormuş? Daha düşüktür. Ha işte bu ikisi de yağış getirmez. Samyeli güneydoğudan, çöllerden geliyor. Fön de biliyorsunuz zaten sıcak estiği için, dağı aşarak aşağı indiği için, havayı ısıttığı için, bağın nemi düşürdüğü için yağış ihtimalini düşürür. Cevabım C. Lodos yağış getirir zaten. Geçen de bununla ilgili canlı yayın yapmıştım. Canlı yayın yok, video çekmiştim. Dershanede, Yedi İklim Dershanesindeyim. Bu arada çok sık soruyorsunuz. Bursa merkezde Fomara Meydanı'nda Yedi İklim Dershanesinde çalışıyorum. Görükle semtinde ise, ki Görükle'de oturuyorum, Murat Eğitim Kurumları'nda çalışıyorum arkadaşlar. İki farklı dershanede giriyorum. YKS olarak da Özlüce'de yine Murat Eğitim Kurumları'nda, aslında üç farklı dershanede çalışmış oluyorum. Soranlar oluyor. Buradan da cevap vermiş olayım. Lodos yağış getirir. Denizden geliyor. Lodos yine yağış getirir. Poyraz yağış getirmez. Soğuk ama karalar üzerinden geldiği için yağış getirmez. Keşişleme de Samyeli'nin diğer adı zaten arkadaşlar. Farklı bir rüzgar değil. Bakayım başka bir soru sorum. Hadi bir tane daha sorayım. Bununla bitirelim. Evet değerli dostlarım, bu arada 1624 kişiye çıktı yayına katılanlar. Güzel bir katılım soru çözümüne. Ocak ayında Akdeniz'den Karadeniz'e Türkiye'nin kıyı şeridi boyunca seyahat yapan biri bu kıyılarda aşıdakilerden hangisinin ortak olduğunu söyleyemez? Güzel bir soru. Akdeniz'den Karadeniz'e seyahat eden bir kişi bu kıyılarda neyin ortak olduğunu söyleyemez? Kış ılıklı, evet, tüm kıyılarda kış ılıklığı yaşanır. Zaten ne demiştik? Sıcaklık 5 derecenin altına düşmez. Ha, Akdeniz daha ılık, Karadeniz daha az ılık, önemli değil. Tüm kıyılar ılıktır. Bunu böyle bil. Günlük sıcaklık farkı ve yıllık sıcaklık farkı azdır tüm kıyılardan. Çünkü sen Akdeniz'den Karadeniz'e gidiyorsun. Kıyıyı takip ederek gidiyorsun. Yağışlar 500 mm'nin üstündedir. Üstündedir. Kıyılarda hiçbir yer 600'ün altında yağış almaz. En düşük alan Samsun 600 mm. Bu da spesifik bir bilgi olarak aklınızda kalsın. Dağların uzanış doğrultusu aynıdır. Akdeniz'den Karadeniz'e gittiğimde hakikaten de ikisinde de dağlar kıyıya paralel. İkisine de dağlar doğu batı yönde uzanıyor. Bu da aynı. Orman alt sınırı deniz seviyesinden başlar. İşte bu aynı değildir. Karadeniz'de orman alt seviyesi, şurası Karadeniz olsun. Karadeniz. Şurası da Akdeniz olsun. Arkadaşlar, Karadeniz'de orman 0 metreden başlar. Okey, deniz seviyesinden. Çünkü yeterince yağış alır ve yağış rejimi düzenli. Yani ormanın alttan başlaması için, deniz seviyesinden başlaması için iki şey gerekiyor. Bir, çok yağış alacak. İki, dört mevsim yağış alacak. Ama Akdeniz'de böyle bir durum yok. Akdeniz'de orman alt sınırı 800 metreden başlıyor. 800'ün altında orman yok, maki var. Niye bu kadar yüksekte? Çünkü altı yeterince yağış almıyor. Yağış rejimi de düzenli değil. O zaman ormanın alt sınırını belirleyen husus nedir? Yağıştır diyorum. Üst sınıra gelelim. Üst sınırda Akdeniz bölgesinde orman 2200 metreye kadar çıkar. Burada da Karadeniz'de 1800 metreye. Akdeniz'de daha yukarı çıkabilmiş. Neden? Çünkü daha sıcak. Karadeniz'de daha yukarı çıkamamış çünkü daha soğuk. O zaman ormanın üst sınırını belirleyen faktör ne? Sıcaklık. Sıcaklığı etkileyen faktör ne? Akdeniz'de Karadeniz arasında ne fark var? Nem. Bence bunu bilmeniz de güzel oldu diyorum. Ve değerli arkadaşlar, bu akşamlık bu kadar olsun bence. Yorumları da açayım. Umarım yayında çok aksama olmamıştır. Bu kalp atmalar yüzünden, internet problemi yüzünden. Nasıl geçti arkadaşlar? Kanaatlerinizi alayım.